Hatice? Canım kızım. Hayırdır, neyin var? Korkutma beni. Kızım. Neyin var yavrum? Nefesim kesildi sanki. Nefes alamadım. Şimdi... Peki şimdi iyi misin? Şöyle geçin, oturun isterseniz. Gel. Hadi. Akşamdan beri ben de öyleyim, yüreğim sıkışıyor. Gülfem, git çağır dayıyı. Gelsin dua okusun bize, ferahlarız. Efendimiz, 17 Osmanlı teknesi batırdık. Aralarında Sultan Süleyman'ın da teknesi var galiba. Gün ışıyınca anlarız. Bu deniz Osmanlı'ya mezar olacak. Güzel kızım. Yazık o gözlerine. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Senin de Gülfem. Sultanım, Ferhat Paşa has odada sizi görmek için bekliyormuş. Süleyman'ımdan haber getirmiştir. Bekletmeyeyim. Allah'ım, hayırlı haberler olsun. İnşallah. Valide Sultan Hazretleri. Söyle Ferhat Paşa, nasılmış aslanım? Bitti mi savaş? Aldık mı Rodos'u? Efendim, henüz teyit edemediğimiz bir haber aldık. Hünkârımızın kadırgasının battığı söyleniyor. Oğlum nasıl? Konuş Ferhat Paşa, söyle. Ne oldu aslanıma? Hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir. Doğru mu? Doğru mu? Yokluğun bir ateş yakıp kavurdu beni. Acizim. Senin sesin, sevgin, şefkatin, aşkı iyileştirir beni. Sen yoksan bir ölüyüm sarayında. Ürem Hatun. Nigar'ı çağırma, bir işi var benimle.
Yüzü beyaz olmuş, ne var? Sümbüla, iyi misin? Hünkârımızın kadın hasım atmış. Allah yardımcımız olsun. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Babamı özledim. Neden buradayız? Kızmasın, o yokken odasına girdik. Ya Rabbim, evladım bana bağışla. Dayanma gücü ver. Küçük şehzademe tahtın yolunda yardım et. Süleyman yoksa Hürrem de yok. Hayat yok. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Teyit edilmeyen bir havadis. Sultanım, ne olur metanetinizi koruyun. Bize ne olacak? Ne oldu Mustafa? Ben bu dünyada yapayalnız kaldım. Şehzadem daha çok küçük. Bu büyük davanın yükünü nasıl taşır? Ağlamak yok. Yasak. Neden çabuk kabul ettiniz?
Sultan Süleyman ölmedi. Yaşıyor. Ben biliyorum. Kalbim biliyor. Hürrem Hatun. Hürrem Hatun. Rodos muhasarasında hünkârımızın Allah'ın sevgili kulu olduğuna bir daha iman ettim. Zifiri karanlık bir gecede gelen bu ani baskında kadırgası isabet aldı. Son anda kurtuldu. Marmaris'e otağına döndü. Ama öyle bir döndü ki fırtına kopacaktı. Senin savaş nizamını iflas etmiştir Piri Paşa. Dün itibariyle kayıplarımız tespit edilsin. Kaç kadırga, kaç levent denizin dibinde. Hünkârım, bu yüce makamdan aclimi istirham ederim. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir hususu arz etmek isterim. Bu savaş nizamının tek yetkilisi Serdar Ekrem Çoban Mustafa Paşa değil mi hünkârım? Nizam onun nizamı. Çıkın, beni Piri Paşa ile yalnız bırakın. Piri Paşa, böyle her lafımda hassasiyet gösterip cengin ortasında mührü iade etmek de ne oluyor? Senin mevkine, tecrübene yakışıyor mu bu? Benim meselem şahsi değil. Devlet-i Aliye'nin bekası için, zaferimizin kusursuz tecellisi içindir. Çoban Mustafa Paşa'yı serdarlıktan alıyorum. İrademi tebliğ edin. Anadolu'ya geçsin, beklesin. Hünkârım. Bu konu bugün bitsin Piri Paşa. Konuşmayalım, işimize bakalım. Ahmet Paşa gelsin hemen. Ahmet Paşa. İkinci vezirimsin. Ahmet Paşa, serdarlığa terfi ettim. Rodos'a dön, askerin başına geç. Bu şerefli göreve layık olmak için tüm gücümle çalışacağımı arz ederim hünkârım. Hayırlısı olur inşallah. Thank you.
üzmedim seni. Babam mı üzdü? Hayır. Babam bana kadınları üzüyoruz. Onlar da ağlıyor demişti. Sultanım. Rahatsız etmeyin bizi. Affedin. Bir ulak gelmiş. Ferhat Paşa huzura kabulünü arz eder. Mustafa sen terasa çık. Söyle bekliyorum. Allah'ım. Sana yalvarıyorum. İyi haber olsun. Ya Rabbi evladım bana bağışla. Hürrem! Hürrem ne oldu sana? Yok bir şey, yok bir şey. Hürrem aç gözünü. Bayılmış, aniden düşmüş. Haydi ben kapıda bekliyorum. Sümbüla! Ne? Kanama başlamış. Çocuk düşecek. Ya Rahim, ağzından yel alsın. Yürü hekim kadını bulalım, çabuk çabuk. Haydi. Yürü, yürü, yürü. Valide Sultan Hazretleri. Ferhat Paşa. Felaketimizi söyleyeceksen lütfen sus. Dön git ve beni acımla bırak. Ulak Marmaris ordugâhtan geldi. Mektupta Piri Paşa'nın mührü var. Mührü bırak paşa. Söyle evladım yaşıyor mu? Yüce hünkârımızın zafere yürüdüğünü bildiriyor. Çok şükür Allah'ım. Ailemle bu haberi hemen paylaşmak istiyorum. Siz de payitahta, dosta düşmana tez duyurun. Sultan Süleyman zafere koşuyor. Hürrem Hatun iyi mi? Hekim baktı mı? Kanaması vardı. Çocuk düşecek diyorlar. Allah'ım ne kara bir gün bu. Aslanım yaşıyor. Hayırlı haberi ilk siz duyun. Paşalar İbrahim, herkes sağ salim yani. Evet evet, Piri Paşa'nın mektubunu okudum. Dayı, Hürrem Hatun'a da iyilik haberlerini ver ki rahatlasın. Üzüntüden bayıldı kaldı. Kanama da başlamış. Eyvah, çok yazık olur. Hadi dayı, hadi. Yollarlar mı buradan? Nereye gideriz? Eski saraya. Tahta kim çıkacak? Şehzade Mustafa geçer tahta. Çocuk ama valide sultan boş bırakmaz onu. Doğru mu Nigar Kalfa? Küçük Mustafa mı tahta çıkacak? Nasıl söz o? Sultan Süleyman Han yaşıyor. Yakında zaferle dönecek. Göreceksiniz. Çocuk duruyor mu hekim kadın? Duruyor efendim. Kanama durdu. Üzülme Hürrem. İyi haber geldi. Hünkârımız yaşıyor. Biliyordum. Söyledim. Ölmez dedim. Beni bırakma. Söz verdi bana. Ölüm yok demişti. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Hünkârım, hayırlı haberi ilk benden duyun istedim.
Helki ve Nisiros adalarını aldık. Ulaklar şimdi geldi. Lağımcılar Rodos'a geçmişler. Çok şükür. Rüzgar bizden yana dönmeye başladı Pargalı. Leventlerimi kutla, sevindir. Rodos arasına komşu Herki ve Nisiros adalarını aldık. Sancağımızı şerefle diktik adanın burçlarına. Lağımcıların zaferidir bu. Lağımcılar şimdi de Rodos Kalesi'ne ulaşmak için kazmaya başladılar. Rodos Kalesi'ne çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Martiningo, ne yaptınız anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Birazdan anlarsın. Bekle. Martiningo ismiyle maruf bu zatın Avrupa'da lağım savaşlarını yapmış ve kazanmış bir mucit olduğu rivayet olmuş. Biraz daha mesafeli koyun. Evet, işte böyle. Kom Serpin. Biraz daha fazla Serpin. Burayı hemen kazmaya başlayın. Bu kaleyi kazanmanın tek yolu lağımcılar. Osmanlı lağımcılarını kazdıkları tünelde yok edeceğiz. Aslanımdan iyi haberler aldım ya, dünyalar benim oldu. Allah'a şükürler olsun validem. Maşallah çalışkan çıktı kız. Güzel olduğu kadar ağır başlı. Bozulmazsa saygılı da. Victoria. Sümbül ve sen bu kızın Müslüman olmasını sağlayın. Adını da hemen koyuyorum. Evet, buldum. Sadakatinden gelsin adın. Sadıka olsun. Sadıka, gel. Valide Sultan adını koydu. Sultanım, çok mutlu ben. Beni affetmedi hünkârım. Bak, mektup yazdım, cevap yok. Küstü. Unutmuyor. Bana ceza veriyor. Yazık bize. Hünkârımız cenk ediyor. Senin mektubunu mu düşünecek? Takma kafana böyle şeyler. Huzurlu ol. Olamam Nigar Kafa. Ne olur. Yine bir mektup yazalım. Ha? Yavaş oğlum, yavaş. Uy artık. Victoria, aç kalacağım. Yemek bitti, geç kaldın. Ayşe Hatun, onun adı Sadıka oldu. Bundan böyle Sadıka denecek. Müslüman mı oldun? Ya sabur, çok soruyorsun. İşine bak, işine. Sadıka, hadi sen bir daha Valide Sultan'ın dairesine git, elini öp. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kaç ay oldu hünkârım?
Ne kadar daha kazacağız bu kafirin kalesini? Lağımcılar ağır mı çalışıyor ne? Kafirler sultanın kadırgasını batırdık, kaçırdık diyorlar. Sen zembiline böyle laflar koyma Ali Hoca. Bak sana yük oluyor. O kafirler yakında görecekler Osmanlı sancağını kalelerinin zirvesinde. O vakit anlayacaklar. Sabır Ali Hocam. Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan öfke anında kendini tutan kimsedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Hünkârım, Ferhat Paşa'mız Zulkadiroğlu Ali Bey'in isyankar kellesini almış, payitahta geri dönmüş. Âlâ. Ayrıca duyduk ki Üstad-ı Azam merkezden yardım dileniyor. Ona kimse yardım edemez artık. Abluka sıklaştı. Venedik'ten Kıbrıs'a bazı tekneler gitmiş. Venedik Kıbrıs'ı alacağımızdan da korkuyor belli. Korksunlar. İyidir korku. Çoban Mustafa Paşa hemen yola koyulsun. Mısır'a gitsin. Şam, Halep ve Mısır'daki mevkimize sahip çıksın. Mısır boş kalmamalı. Emredersiniz. Hünkârım, Piri Paşa ve Ahmet Paşa'nın kadırgaları koya girdi, demir atıyor. Birazdan burada olurlar. Âlâ. Kafir diken üstünde. Rodos Kalesi'ni uyku tutmaz. Efendimiz, Cem Sultan'ın oğlu Murat Sultan geldiler. Hemen gelsin. Murat Sultan, sana iki defa haber yolladım. Neden geç geldin? Hasta yatıyordum. Osmanlı donanması bizi fena halde sıkıştırdı. Kaleden çıkamaz hale geldik. Buraya geldiklerinde benden önce senin peşine düşecek Sultan Süleyman. Seni geri götürmek isteyecektir. Benim yerim burası. Ben babamı sürgün etmiş, yok etmiş bir saltanata güvenip de dönmem. Benim burada bir ailem var, hayatım var. İstersen geçici bir süre için seni Malta'ya göndereyim. Gece adanın arka koylarından birinden balıkçılar seni kaçırırlar. Rodos Kalesi'nin altını delik deşik ettik hünkârım. Günlerdir tünel kazdık. Artık kalenin ortasına çıkmaya daha yakınız. Ahmet Paşa ile dün gece tünelde kazıya nezaret ettim. Kafir Rodoslular da bizi durdurmak için kazıyor hünkârım. Yolumuza barut döşüyorlar. Ama bizim yiğitlerimiz de onları oyalamak için yalandan gürültü çıkarıp tam tersi istikameti kazıyor. Ne vakit hücum edeceğiz? Beklemekten icat çıkarır oldum. O kalenin duvarlarına yetecek hareketli merdivenler yaptırıyorum. O merdivenlerin üstüne öyle adamlar yerleştireceğim ki ateş, barut, kızgın yağ işlemeyecek. Bu nasıl bir icattır hünkârım? İnsan evladı değil mi onlar? Sen dua ne et Ali Hoca? Yarın gece göreceksin nemenem evlat olduklarını. Yarın gece bu vakitler inşallah kalenin içindeyiz hünkârım. İnşallah. Kafire yaklaşınca tünelde bizimkiler kas tüylerini yakıp atsınlar o tarafa. Kaçsınlar, deliği kapatıp beklesinler. Kas tüyü ne yapacak ki onlara hünkârım? Dumanı zehir saçar paşa. Nefesini keser kimse olursa. Çırpınarak orada soluksuz kalırlar. Kaç hayvanın inine o kas tüyleri sayesinde girdim bilemezsin. Biz geceden gitsek, girsek tünele, versek ateşi kas tüylerine. İbrahim gel gidelim, ben orada olmalıyım. Orada kazma sallayan adama ihtiyaç var matrakçı. Eli kalem tutan hadi. Ayşe Hatun, İgar Kalfa nerede? Bana bulsana. Git kendin bul. Bana niye söylüyorsun? Sen bir sultanla nasıl konuşuyorsun? Ne sultanı? Seni kim sultan yaptı? Ayşe,
terbiyeli ol. Yalan mı? Mütemadiyen itilip kakılan, ceza verilen, tokat yiyen sultan olur mu? Bu sarayda bir tane sultan var. O da Mahidevran Sultan. Asil ve güzel sultanımız. Ayşe Hatun, sen nasıl konuşursun böyle? Karşında şehzade annesi var. Hürmetini eksik etmeyeceksin. Nigar kalfama bilmiyorsun. Sus, cevap verme. Neler söylediğini duydum. Lafım sadece sana değil. Hatunlar hepinize diyorum. Nezaketini bozanı affetmem. Gidelim Nigar Kalfa. Benimle gelin. Sağ ol Nigar Kalfa. Sen iyi insansın. Beni korudun. Sizi korumak benim vazifem. Sen sevmiyor musun beni? Vazife mi hepsi? Hay Allah'ım. Tamam, seviyorum. Bana neden kötü davranıyorlar? Mahidevran'a iyi, bana kötü. Saygı yok, sevgi yok. Neden? Sen de kötü davranıyorsun. Bu işler karşılıklıdır Hürrem Hatun. Neden arıyordun beni? Mektup yazacaktık. Hünkâr'a mektup bekler. Katip belledin beni. Ama ne olur, yazalım. Hadi. Hı? İyi, tamam, yazalım. Ama bu son. Sultanım, Hürrem Hatun taşlıkta cariyelerle tartışıyordu. Gel şunu tak, beceremedim. Neymiş derdi? Mahidevran'a gösterdiğiniz hürmeti bana da göstereceksiniz diyordu. Ama Ayşe Hatun cevabını verdi. Sen kim, sultan olmak kim? Sen Mahidevran Sultan'ın tırnağı bile olamazsın dedi. Sonra Nigar Kalfa geldi. Hepsini susturdu, azarladı. Hürrem Hatun'un gölgesi gibi. Akıl hocası sanki. Çağır bana Kalfa'yı. Sadık'a kaldır sofrayı, istemiyorum bir şey. Canımın parçası sultanım. Günümü gece gibi karardı. Ey hasret ateşi. Ah, ayrılık. Nereden buluyorsun bu lafları? Ben bulmuyorum. Aşk söyletiyor. Maşallah. Hayrola? Niye geldin? Sana gelmedim Hürrem Hatun. Mahidevran Sultanım Nigar Kalfa'yı çağırdı. Hayırdır, bir şey mi oldu? Gidemez buradan.
Benimle işi var. Hürrem Hatun gideyim. Mühim olabilir. Gitmeyeceksin. Ben geri gelirim. Bekle, yazarız. Vakitte ne yapıyorsun odada? Yatağımı düzeltiyorum. Valide Sultan yanında olman lazım değil mi? Dinleniyor. Kıyafet değiştirdi. Gel Kalfa. Sen kaç senedir haremdesin? 6 sene olmuştur sultanım. Sanki bunca senedir buradasın. Kaideleri de iyi bilirsin. Lakin son zamanlardaki halin hal değil. Bir kusurum mu oldu? Neydi bilinmez bir cariyeyle. Sultanı nasıl eş tutarsın? Haşa sultanım. Huzurunuzda böyle bir şey vuku bulmadı. Lakin Hürrem Hatun da şehzade annesi ve yeni gebe. Onu ve karnındaki bebeği korumak bizim vazifemiz. Kimi koruyacağını, kime hürmet edeceğini iyi bil Nigar Kalfa. İyi bil ki başına bir haller gelmesin. Çekilebilirsin. Bana bak sen. O dilini koparır köpeklere atarım. Ne laf taşıyorsun sen? Yok ederim seni. O gariban kızın katili olduğunu söylerim Bargalı'ya. Ben laf taşımam. Benim haberim yok. Avludaki güvercinler mi söyledi bugün olanları? Haremde kuştan çok ne var ki Kalfa? Defol. Defol, gözüm görmesin seni. Nigar, ne oluyor burada? Sorma Sümbül'e. İki ateş arasına kaldım. Hürrem Hatun ayrı, Mahidevran Sultan ayrı çekiştiriyor beni. Biri diyor otur, diğeri diyor oturma. Ne yapayım? Bıktım vallahi. Bir akıl ver bana Sümbül'e. Ya sen akıllısındır. Hangisi sabah güneşi, hangisi akşam güneşi bilirsin. Kıbleni ona göre ayar edersin. Summun bukmun la yetekallemu. İbrahim gel artık. Dayanamıyorum. Bir işaret gönder bana. Öyle ihtiyacım var ki. Ne
Geleceğim sultanım. Sağ salim geleceğim. Söz verdim sana. Aylardır mücadele halindeyiz. Yürekleriniz iman, göğsünüz zaferimize inançla zırhlıdır. Ben bu cihad için yemin ettim. Eğer ki yeminimi yerine getiremezsem, tahtım, canım ve bir cümle Osmanlı mülküm hak ile yeksan olsun. Ömrüm feda olsun. Allah gazamızı mübarek, kılıcımızı keskin eyleye. Amin. Hünkârım öyle bir icat yaptı ki, kâfirin askerleri gece kalenin dibinde havada yürür bir orduyla burun buruna geldiler. Arrivano! Efendimiz, Osmanlı işi görülmemiş bir taarruz halinde. Yürüyen kuleler yapmışlar. Askerler sürüklüyor, kaleye yanaştırıyorlar. Böyle giderse savaşı kaybedersiniz. Hani destek gelecekti Venedik'ten, İspanya'dan? Gelmiyor, gelemiyor. Abluka altındayız. Kalenin altına oyan lağımcılarımız kâfirin de kazdığı dehlizde karşılaşınca öyle bir manevra yaptılar ki yaktılar kas tüylerini, duman bastı her yanı. Düşman zehir çekti ciğerine hava diye. Latin kökenli bütün şövalyeler Rodos şehrini ve adasını 10 gün içinde terk edecekler. İstedikleri yere gitmekte serbesttirler. Silahlarını da alacaklardır. Rodos'ta kalmak isteyenler 5 yıl boyunca vergiden muaf tutulacaklardır. Yeniçeri Ocağı'na asla Rodosların oğullarından kimse alınmayacaktır. Hristiyan ayinleri bundan sonra da yapılabilecektir. Hiç kimse isteği dışında adadan gönderilmeyecektir. Şövalyelere ve maiyetlerine Girit Adası'na gitmek için gemiler tahsis edilecektir.
Her iki taraf bu anlaşmanın şartları yerine getirilene kadar rehineleri tutacaktır. Sultan Süleyman atalarının geleneklerine ve devletinin yasalarına uygun olarak edilen bu yeminle bu anlaşmaya ebediyen hiçbir art niyet ve yalan olmadan riayet edeceğine yemin eder. Murat Sultan kaybettik. Ben ve şövalyelerim artık direnmeyeceğiz. Daha fazla insan ölsün istemiyorum. Senin hala bir kaçma şansın var. Hadi git. Kaçmayacağım ama teslim de olmayacağım. Peki ne yapacaksın? Sen beni bırak. Oğullarımı koru. Kilisedeki genç papaz Poli bul. Bunu ona teslim et. Anladın mı? Anladım. Ali Hoca, burada namaz kılmanın hayalini kurardın hep. İşte geldik. Hüvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil mü'minîne liyazdadu imanam ma'a imanihim ve lillahi cunudus semavati vel ardu ve kanallahu aliman hakima. Şehzade geliyor. Hadi hemen gel. Hadi. Hadi. Aa, bismillah. Aa! Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ne yapacaksın? Oğlan, oğlan olacak. Allah'ım, hayırlara vesile olsun. Amin. Amin. Tez kurtulsun. Amin. Şehzademizin bahtı açık olsun. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâh, hayya alassalâh. Hayya alalfelâh, hayya alalfelâh. Kad kâmetissalâti, kad kâmetissalâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Burada namaz kılmamızı nasip eden Rabbime hamd olsun. Allahu Ekber. Rodos düştü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber.